Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin ardından Antakya ilçesine vatandaşlar Türkiye'nin farklı şehirlerine göç etti. Antakya'da geçtiğimiz kurban bayramlarının aksine bu bayram adeta terk edilmiş şehre döndü. Kentte bayram dolayısıyla hasarlı binaların yıkımına ara verilmesiyle de iş makinelerinin sesleri aylar sonra kesildi. Bayram öncesinde vatandaşların alışverişlerini yaptığı tarihi uzun çarşıda bayramın ilk günlerinde sessizliğe büründü. Antakya'yı sessiz bir halde görmenin kendisini üzdüğünü belirten Mehmet Yılmaz, geçmişte buralar cıvıl cıvıldı. Deprem dolayısıyla insanlar şehir dışına gitti dedi. Çok cıvıl cıvıldı buralar ama bu deprem dolayısıyla çoğu şeye gitti. Şehir dışlarına, her şehire gitti. Buradan Mardin'e kadar gittiler. Şu anda olmazlar çünkü burada kalanlar da koyun kesiyor, evinde meşgul et. Kestiği koyunu da fakirlere dağıtıyorlar şu anda. Üzmez olur mu ya? Memleketimiz üzer. Çok üzüyor hem. Bu yıl bayramda sokakların boş kaldığına dikkat çeken Nuri Başak da şöyle konuştu. Vallahi eski bayramlar gibi değil. Çarşı pazarda kimse var mı? Çarşı pazarda şu an bomboş. Bayram birinci günü dolayısıyla kimse yok. Göç ettiler yani. Şu anda tamamen sessiz. Sessiz. Ben geldim buraya. Cıvıl cıvıl. Çok kalabalıktı. Köyden, çevre köylerden geldiler. Altınüstü'nden, Yayladağ'ından, Kumlu'dan, Reyhanlı'dan. Yok, Antakya'nın yerlisi çok az. Sokaklarda kimsenin olmadığını belirten İlker Siperse, her yer bomboş. Evimden buraya gelene kadar karşıma sadece bir tane hayvan çıktı. Kimse yok sokaklarda, her yer cıvıl cıvıl olurdu. Bu bayram çok kötü. Arkam, yıkıntı, enkaz. Ben onlardan daha kötü enkazım. Bu hal beni çok incitiyor ifadelerini kullandı. Her yer bomboş. İplik pazarında oturamaz ileride. Bir tane hayvan çıktı da sadece gördüm. Kimse yok mu? Hiç kimse yok. Abi peki normalde uzun çarşı nasıl olur? Cıvıl cıvıl mu olur bayramlarda? Her yer cıvıl cıvıl olur. Ama bu bayram? Çok kötü. Daha kötüsü yok. Arkam yıkıntı, enkaz. Ben onlardan daha kötü enkazım. Yani bu hal beni çok incitiyor.